Merhabalar. Bu dersimizde tensörler ile ilgili değişik uygulamalar yapacağız ve tensör notasyonunu ve nasıl işlem yapıldığını zihnimizde böylece pekiştirmiş olacağız. Öncelikle şu probleme bir bakalım. Bir P noktası bize verilmiş, düzlemde tanımlı, iki boyutlu düzlemde. Dolayısıyla X ve Y eksenleriyle çalışıyor olacağız. Yani aslında bir OP vektörünü düşünebiliriz. Burada yeşil ile gösterilmiş olan OP vektörünü. Bunun iz düşümleri X ve Y eksenlerine bizi neye verecektir? X koordinatını ve Y koordinatını, neyin? Bu P noktasını. Ben X, Y eksen takımımı teta kadar döndürsem düzlemde, hangi eksen etrafında? Bir Z eksen etrafında teta kadar saatin ters yönünde döndürsem, yeni eksen takımım benim X üssü ve Y üssü olacaktır. Ve dolayısıyla P noktasından, yine aynı P noktasından benim vektörüm aynı, sabit kaldı. Ne yaptım ben? Sadece koordinat sistemimi döndürmüş oldum. Buradan o zaman dik bir şekilde gelip yeni eksenimi keseceğim. X üssü eksenimi. Bu bana X üssü bileşenini verecektir veya koordinatını yeni eksen takımında. Y üssü eksenini kestiğim zaman yine aynı P noktasından Y üssü koordinatını verecektir. O zaman X üssü eşittir X kosinüs teta artı Y sinüs teta. Y üssü eşittir Y kosinüs teta eksi X sinüs teta olduğunu ispat ediniz. Böyle bir rotasyon koordinat sisteminin döndürülmesi sonucu oluşan yeni eksen takımına göre olan koordinatları ispat ediniz. Şimdi öncelikle problemimizde geometrik olarak hemen şunlara bir bakalım. Bakınız, yeni koordinat sisteminde X üssü burada, Y üssü burada. Dolayısıyla bizim şu uzunluğumuz X üssü kosinüs teta olacaktır. Şu uzunluğumuz Y üssü kosinüs teta olacaktır. Teta açılarımızı burada dikkat edelim. X ve X üssü arasında ve Y üssü arasındaki açılar. Şu uzunluğumuz Y üssü sinüs teta olacaktır. Neden? Çünkü şurası Y üssünün kendisi, ki o Y üssünü biz bulmak istiyoruz. Şu uzunluk, bakınız şurası X üssü sinüs teta olacaktır. Neresi orası? Aslında şu uzunluk X üssü sinüs teta. Ben şuradan bir dik çıksam, şu şekilde bakınız. Değil mi? Şuradan bir dik çıksam, burası dik açım. Şurası o zaman hipotenüs oldu, ki bu zaten X üssü benim bulmaya çalıştığım. O zaman şurası demek ki şu kenar, ki o buraya eşit, X üssü sinüs tetadır. Açılarımıza bakalım. Başlangıçta benim bu P noktam için X ekseniyle beta kadar açı yapıyor iken, şimdi X üssü eksenim beta eksi teta kadar açı yapacak. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Bu bilgiler ile şimdi X üssünün, bakınız şu X üssü, bu X üssü nedir? Şu uzaklıktır. Benim şu anda koyu bir şekilde yeşil ile üstünden geçtiğim bu uzaklıktır. Şurası teta açımız. V çarpı, V bizim vektörümüzün şiddeti. Yani OP uzunluğu. Şuraya O orijin dersek. V çarpı kosinüs, şurası bakınız beta eksi teta. Y üssü ise şu uzaklıktır. Bu da sinüs açısıyla çarpmam lazım. Neyi? V'nin uzunluğunu veya OP uzunluğunu. Yine beta eksi teta benim açım. Bunu açarsam ben bu ifadeyi, V kosinüs beta eksi teta açtığımız zaman kosinüs beta kosinüs teta artı sinüs beta sinüs teta terimleri gelecek. Y üstünde ise sinüs var, beta eksi teta var. O zaman sinüs beta kosinüs teta eksi kosinüs beta sinüs teta geldi yine V çarpanlarıyla. Buradan X değerimizi
biz düşünelim. X değerimiz neydi bizim? V çarpı kosinüs beta'dır. Değil mi? X döndürmeden önce bizim şu X koordinatımızın değeri P'yi direkt kosinüs beta ile iz düşürdüğümüz zaman X'i buluruz. Benzer şekilde Y de V sinüs beta'dır. Y eşittir V sinüs beta'dır. Bunları yerine koyarsak şimdi 5 ve 6'yı 3 ve 4 nolu denklemlerde yerine koyalım. X üssü bakınız. Şurası kosinüs V kosinüs beta ne oldu? X oldu. Şurası. V sinüs beta ne oldu? Y oldu. O zaman X üssü eşittir. X kosinüs teta artı Y sinüs teta. Y üssü ise burada bakıyoruz. V kosinüs beta şurası bakın. Ne oldu? X geldi gelecek buraya. Değil mi? Sinüs pardon V sinüs beta şurası V sinüs beta o Y'dir. Yani şudur. Kosinüs teta terimimiz var. Evet Y kosinüs teta. Eksi V kosinüs beta var. O da X'tir. Yani X sinüs teta da ikinci terimimizde. Böylece matematiksel olarak beta eksi teta terimini açtığımız zaman kosinüs ve sinüse bunu bulmuş olduk. Veya bir matris formunda da biz bu denklemi aslında yazabiliriz. Yani X üssü ve Y üssü vektörü eşittir. Bu transformasyon matrisi bakınız çarpı X, Y vektörümüz nedir? Orijinal koordinat sistemindeki koordinat bileşenlerini içeren aslında vektörümüzdür. Şimdi bunu biz bir de geometrik olarak şimdi bakalım. Ben biraz önce şekil trigonometrisinden şu şekilde bakınız. X eşittir. X üssü kosinüs teta eksi Y üssü sinüs teta. Bakalım X değerimiz şurası X. Nedir? X üssü kosinüs teta'dan şu uzaklıktan şurayı çıkartmam lazım. Yani şunu çıkartmam lazım. O da Y üssü sinüs teta'dır. Y ise bakınız Y ise şu ikisinin toplamıdır. X üssü sinüs teta artı Y üssü kosinüs teta'dır. Şuradan Y üssünü çekip burada yerine yazsak şu ifadede, ikinci ifadede şurada yerine yazsak ve ilgili terimleri birbirine çarptığımız zaman şurada göreceğiz ki bakınız X üssü var şurada tam çıkmamış üssü sinüs kare teta artı kosinüs kare tetalı terim geliyor. Şurası 1 ve devam ettirdiğimizde bunun biz X üssü eşittir X kosinüs teta artı Y sinüs teta olduğunu göreceğiz. Trigonometrik gözlemlerden direkt yazdık bu denklemleri. Biraz önce o beta eksi teta açısını kosinüs ve sinüs içeren o trigonometrik terimleri açtığımız zaman bulduk. Burada ise tamamen geometri veya trigonometriden gidiyoruz. Peki şimdi Y üssü eşittir. X üssünü bulduk. Şurada yerine yazacağız. O da bize Y üssü ifadesini verecek. İlgili sadeleşmelerden sonra detaya girmiyorum artık. Bunlar basit matematiksel işlemler. Y üssünü de Y kosinüs teta eksi X sinüs teta olarak elde edebiliyoruz. Şimdi hemen bir şeyi hatırlayalım. Bu aslında nedir? Bizim şöyle diyelim. V vektörümüz aslında bize neyi temsil ediyor? Bakınız. X i artı Y c değil mi? Peki ben şimdi aynı V vektörümü koordinat transformasyonu yaptığım zaman yeni bileşenlerini bulmak istiyorum. Yani bunu V üssü olarak ifade etmeye kalksam. O zaman X üssü ve Y üssü bileşenlerini bulacağım. Yani şöyle yazabiliriz bunu. Yine aynı benim V üslü olan koordinat sisteminde tanımlı desek. Bir X üssü, I üssü artı Y üssü
Şurayı silmemiz lazım. Şurada şu yok. Y'de ok yok. Şurası J üssü olacak değil mi? Yani buradaki I ve J de şu yeni koordinat sistemindeki tanımlı birim vektörlerimiz olacak aslında. Peki şimdi biz bunu, bu bileşenleri bulmak istesek ne yapacağız? Koordinat transformasyonu yapacağız veya tensör dönüşümü transformasyonu yapacağız. Neydi bu? Hatırlayalım. Mesela V üssü I eşittir A I V, ne yazacağız? J, buraya da J yazacağız o zaman. Yani benim VI üssü bir, birincisi nedir? X üssüdür. O zaman X üssü eşittir. Birinci terimi I'yi bir yaptım. X üssüdür onun birinci terimi. Eşittir. AIC, şimdi yazalım. Bakınız neydi? J'yi 1 alacağım ve 2 alacağım. Ve toplama yapacağım. Çünkü burada tekrar eden indis var. J 1 ve 2'de. O zaman A 1, 1 nedir? Şimdi birinci indis döndürülmüş koordinat sistemi. Yani yeni koordinat sistemi. Yani X üssü ile ikinci indis orijinal koordinat sistemi. Yani X arasındaki açı nedir? Teta'dır. Yani bu aslında kosinüs teta'dır. Peki şey yazacağız şimdi. İ'miz yine 1, J'yi 1 yapacağız. 1, 2 gelecek o zaman. Çünkü o terimi açacağız. E, A, C, V, C'yi açacağız biz. 1, 2. X üssü ile bu sefer orijinal koordinat sisteminde Y. X üssü nerede? Burası. Y burası. Yani aslında kosinüs pi bölü 2 eksi teta'dır. 90 dereceden teta'yı çıkarttığımız şu açının, şu anda çizdiğim benim, şu yeni çizdiğim şu açı. Yani aslında bu ark kosinüs A1 2 olmuş oluyor. Bu yön kosinüs çünkü. Bu da neye eşittir? Eşittir sinüs teta'dır. O zaman şimdi yazalım. A 1 1 V 1 artı A 1 2 V 2. Bakınız bu I 1 olarak kaldığı için burası direkt X üssü. I 1 olarak kalıyor tüm terimlerde. 1 1 1 2'de de 1 ama J'yi 1 ve 2 yapıyoruz, topluyoruz. İki boyutlu problem olduğu için sadece J'yi 2'ye kadar götürüyoruz. Yazalım. A1, 1, V1. Bu neyi verir bize? V1 x olduğuna göre x kosinüs teta artı V2 nedir? V2'miz bizim y'dir. Y. A1 2'miz nedir? Sinüs teta olarak hesapladık. Bu da sinüs teta. Bakınız direkt bunu bir tensör olarak ele alıp aslında bu geometrik ve trigonometrik hesaplamaları da yapmadan biz bu ifadeyi elde edebilirdik. Birinci derece bir tensör olarak ele alıp bu V vektörümüzü hemen bir yeni koordinat sistemindeki bileşenlerini X üssü ve Y üssünü bulabilirdik. Benzer şekilde de Y üssünü yazdığımız zaman ne gelecek? Bakınız Y üssünde. Şimdi artık A2. O zaman A2 1 V1 artı A2 2 V2 diyeceğiz. A2 1 nedir? Y ekseni, pardon, Y üssü ekseni ile, Y üssü ekseni ile 1 X, ikinci indis orijinal eksen takımı o X. Yani 90 artı teta'nın kosinüsü aslında o da ne yapacaktır? Eksi sinüs teta yapacaktır. Eksi sinüs teta yapacaktır. V1'den ne gelecek? Yine burası X orijinalde. A2 2 nedir? Y üssü ekseni ile Y ekseni arasındaki açıdır. O da direkt kosinüs teta olacaktır. Şu da Y'dir zaten. Şurası eksi sinüs teta'dır. Bu da yine kosinüs teta'dır. Yani biz aslında şu ikinci denklemi de buradan hemen elde etmiş olacaktık. Direkt tensör transformasyon denklemiyle birinci dereceden uygulayarak. Bir başka uygulama.
AX, AY ve AZ verilmiş. BX, BY, BZ, CX, CY, CZ verilmiş. Bunlar 3 boyutlu uzayda aslında 3 ayrı vektörün bile X, Y, Z bileşenleri olarak düşünebiliriz. Bizden ne isteniyor? Şu ifadelerin karşılığı isteniyor. AI, CI, B3, AI, BI, A2. AI, CI, B3, AI, BI, A2 isteniyor. Dikkat edelim. I indisi AI, C'yi de tekrar ediyor. Tekrar eden indisimiz var. Aynı şekilde AI, BI dedi. Açalım bu ifadeyi. AI, CI, B3. B3 daima B3'te sabit kalacak. Ama I'yi 1'den 3'e kadar değiştirerek toplama işlemi yapacağım. A1, C1, B3, A2, C2, B3, A3, C3, B3. Değerleri yerine yazacağım. Bakınız bize verilmiş A1, A2, A3 değerlerim burada. Ve toplama işaret işlemini yapacağım. Sonuç eksi 38 çıkıyor. İkinci ifadede AI, BI, A2. Aynı tarzda işlem yapacağım. A1, B1, A2 artı A2, B2, A2 artı A3, B3, A2. Buradan değerlerimizi yerine yazıyoruz. Bize verilen yine bu ifadeler ile A, B, C'nin hepsini biliyoruz. Tüm bileşenlerini. Bu işlem sonucunda da eksi 1440 sonucunu elde ediyoruz. Bir başka uygulama. Bir vektör fonksiyonu verilmix bize. 3x i, 2y kare j ve 10 z küp k. İstenen v i virgül i. Tekrar eden indis ve virgül türev aslında bize söylüyor. Değil mi? Türev söylüyor bize. Peki v i virgül i 2 yani ikinci dereceden bir kısmi türev var. Ve tekrar eden indis i, buna da dikkat edeceğiz. Bir de vc virgül 3c yine ikinci dereceden bir kısmi türev. Ve c indisimiz tekrar eden indis. Birincisini alalım. Vi virgül i nedir? Del vx del x artı del vy del y artı del vz del z'dir. Değerlerini yerine yazdığımız zaman del vx del x 3'tür direkt. Del vy del y nedir? 4y verir. Birinci kısmi türevi. Z'ye göre türev aldığımız zaman da 3z kare gelir. Dolayısıyla 30z kare olur. Vi virgül i. Yani aslında biz v vektör fonksiyonumuzun diverjansını hesaplamış olduk. Vi virgül i2. Burada ikinci dereceden kısmi türevimiz var. Ama hepsinde bir defa del y olacak. Bakın del y. I'lar tekrar ettiği için i sırasıyla 1, 2, 3 olacak. Yani birincisinde bir del x gelecek ilave. İkincisinde bir del y gelecek. Dolayısıyla burada da bir del y vardı. Del y kare oldu. Üçüncüsünde de 3 olduğu için del z gelecek. X, y ve z bileşenlerinde sırasıyla bu kısmi türevleri almış olacağız. Bakalım. Birincisinde x'e göre aldık ama y'ye göre bir terim yok. Dolayısıyla 0. İkincisinde y'ye göre 2 kısmi türev alacağız. Yani 4y olacak. İkincisinde de 4 kalacak. Şurası. Üçüncüsünde z'ye göre alabiliriz ama y'li bir terim yok. Dolayısıyla o da bize 0 verecek. O zaman bu işlemin sonucunda 4 sonucunu elde edeceğiz. Üçüncü kısmi türev vc virgül 3c aynı şekilde. Burada da sabit olan neyimiz var? Del z, del z ve del z'miz var. Sırasıyla x, y ve z bileşenlerimizin üzerinde vektör fonksiyonumuzun del x, del y ve del z'yi alacağız. Dolayısıyla burası ikinci dereceden kısmi türev olmuş olacak z üzerinden. Sırasıyla işlemi yaptığımız zaman birincisinden 0 çünkü z'li bir terim yok. İkincisinden 0 çünkü z'li bir terim yok.
Üçüncüsünden ise 30 z² gelecek birinci kısmı türevde. 30 z². Kareyi de türev aldığımız zaman 2 çarpı 30 60 z gelecek. O zaman sonuç demek ki bir c virgül 3 c sonuç 60 z olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka örnek. Şekilde verilen küp bölgesini V, şu V eşittir x kare y ay artı 3zx c vektör fonksiyonu kullanarak diverjans teoremini uygulayınız. Diverjans teoreminde neydi bizim denklemimiz? Volüm hacim üzerinden integral v c virgül c, yani diverjansı V vektörümüzün hacim üzerinden integral eşittir yüzey üzerinden integral vc nü c diye. Yani v vektörümüz nokta çarpım skaler çarpım dA vektörümüz tüm yüzey üzerinden integre ederken diferansiyel alan elemanımızı vektör olarak noktasal çarpımı demek yüzey integral içinde. O zaman vc virgül c'yi hesaplayalım. Del vx del x artı del vy del y artı del vz del z. Birinci terimden 2x çarpı y gelecek. Tamam. İkinci terimde y'li bir terim yok. Dolayısıyla 0. Üçüncü terimimiz zaten yok. Dolayısıyla 0. Sonuç vc virgül c, yani diverjansı bizim vektörümüzün 2xy. Gelelim şimdi bunun integraline, hacim üzerinden integraline. Yani 2xy, bakıyoruz kübümüzün sınırları nereden? 0'dan 1'e gidiyor x'de, 0'dan 1'e gidiyor y'de, 0'dan 1'e gidiyor z'de. dx, dy, dz. Dolayısıyla biz x'de bir integral aldık. Ne olacaktır? 2x, x kare y olacaktır bu integral içi. Ve x eşittir, burayı biz tabii x eşittir 0'dan 1'e aslında ne yapacağız? Değerlerini yerine koyacağız ama dy, dz'de henüz integral almadık. 0'dan 1'e koyduğumuz zaman bunu 1 gelecektir. Yani 1y kalacak burada. O zaman y, dy, dz'miz var yine bu sefer. Y'de integre ettiğimiz zaman burada y, y kare bölü 2 gelecektir. Yani şurada y eşittir 0'dan 1'e buraya de limitlerini koyduğumuz zaman 1 bölü 2 gelecek integral içine. Bu sefer z'de 0'dan 1'e integre edeceğiz. Yani z bölü 2 geldi 0'dan 1'e, bunun sonucu 1 bölü 2. Demek ki eşitliğin sol tarafındaki hacim integralimizin değeri neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Bu vektör fonksiyon üzerinde diverjans alıp integre ettiğimiz zaman. Şimdi eşitliğimizin sağ tarafı nedir aslında, neyi temsil ediyor? Bu V hacmine sahip bu cisim üzerinde biz yüzey integrali alacağız. Şu nokta çarpımı üzerinde. Kübümüzün 6 adet yüzeyi var. Değil mi? 6 adet yüzeyi var. Pozitif X, negatif X. Pozitif Y, negatif Y. Pozitif Z, negatif Z. Pozitiften kastımız ne? Dışa bakan yüzey birim normal vektörü pozitif y'ye bakıyorsa pozitif y yönünde. Negatif y'ye bakıyorsa negatif. Dolayısıyla şimdi biz bu 6 yüzey üzerinden integral alacağız. Yani aslında şu nokta çarpımda biz birinci yüzeyde, yani pozitif x'e bakan yüzeyde v1 nü1 terimi gelecektir. Ki burada bizim, bakınız şurada x eşittir değerimiz 1. Benim şu anda taradığım yerde. Yani bunu x eşittir 1 değerinde değerlendirerek biz bu dy, dz üzerinden yüzey integrali almamız lazım. Peki geçiyoruz şimdi negatif x yüzeyimize. Negatif yöne bakan, o da şurası. X eşittir 0 yüzeyimiz. Ben sileyim şöyle. Şimdi x eşittir 0 kısmını tarayayım. O da şurası.
Burası da negatife bakıyor. Bunun new'su da aslında değil mi? Bunun new 1'i de aslında eksi 1'dir. Negatif eksi yönünde. Aslında şurayı artı yapıp şurası zaten burada eksi 1 gelecektir. Böyle de not etmemizde fayda var. Ve bunu da x eşittir 0'da değerlendireceğiz. Ama bu burada zaten x eşittir 0 koyacağımız için bizim v1 bileşenimiz zaten x kare içerdiği için değeri 0'dır v1'imiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Artı, şimdi ne gelecek bakınız. Şurada şurada tabii yazdığımız zaman biz v1 dA'nın birinci bileşeni x yönünde artı v2 değil mi? Şurası nü 2 gelecek. V3 ile de nü 3 çarpanları gelecek. Bir de DA alanlarımızda sırasıyla x yüzeylerinde dy dz, y yüzeylerinde dx dz ve z yüzeylerinde dx dy ile karakterize edilecektir. Dolayısıyla şimdi bize v2 nü 2 lazım. V2 nü 2 bakıyoruz y eşittir 1'de. Yani şurası y eşittir 1'de. V2 nü 2 bir de şu y eşittir 0'daki yüzeyde. Yani eksi y yönüne bakan şu yan soldaki şu yüzeyde olacaktır. Burada y eşittir 1'de değerlendireceğiz V2'yi. Yani şunu. Burada da y eşittir 0'da değerlendireceğiz. Y'li bir ifade olmadığı için ikisi de birbirine eşit. Y'li bir terim içermiyor çünkü V2. Y çarpanı yok burada veya y içeren bir terim yok. O zaman z ve x'e bağlı sadece. Ancak biz şunu da biliyoruz ki yine buraya artı koyalım. Şurada ki aslında nü 2'miz eksi 1. Buradaki nü 2'miz ise artı 1. Dolayısıyla bunlar birbirini artı ve eksi olarak götürecektir. Çünkü V2 hem şu yüzeyin her noktasında hem bu o sol tarafta aynı noktaya karşılık gelen, mesela şöyle bir nokta alsak burada, ben şurayı tekrar sileyim. Şöyle bir nokta alsak buna karşılık gelen şu noktada buradaki V2 bir nolu yüzeyde değil mi? Şuraya da desek ki V2 sıfır nolu yüzey. X eşittir, Y eşittir sıfır çünkü o noktada. Bunlar birbirine eşit. Değil mi? Eşit çünkü şey Y'den bağımsız. Şu terim Y'den bağımsız. O zaman V2'ler birbirine eşit. Tamam şunlar birbirine eşit. Şöyle yapalım. Şurası. Ama nü 2 burada artı 1. Burada eksi 1. Dolayısıyla her bir nokta için bunlar birbirini götüreceği için bu terimlerden de hiçbir katkı gelmez. Geldik şimdi üçüncü yüzeyimize. Yani z'nin 1 ve z'nin 0 olduğu şu yüzeylere. V3, nü 3. Bakıyoruz V3. V3 bileşenimiz yok. V3 bileşenimiz yok. Yine buralarda aslında artı 1 nü 3'ümüz var. Şu yüzeyde de eksi 1 nü 3'ümüz var. Bunlar birbirini zaten götürecek. Ama V3 zaten 0. İlave bir işlem yapmamıza hiç gerek yok. Dolayısıyla şurada şunu zaten ben açıklamıştım. V2 y eşittir 1'de eşittir V2'ye y eşittir. Şurası 0 olmalı. 1 değil. Onu açıklamıştım. V3'ün zaten kendisi 0. Peki o zaman bakıyoruz. Sadece birinci terimden bir katkı gelecek bizim. Şu yüzey integralimiz aslında biz bu altı yüzeye açtık. Ama sadece birinci terimimizden katkı gelecek. Dolayısıyla onu hesaplayalım şimdi. V1 nü 1 x1'de değerlendireceğiz. Bakıyoruz şuraya. X eşittir 1 konumunda değerlendireceğiz biz bunu. Ve nü 1 değerimiz biz biliyoruz ki şu x eşittir 1 yüzeyimizde en ön yüzeyde bunun normali şu şekilde baktığı için burada nü 1 eşittir 1'dir. Yani dış yüzey normali, normal vektörün, birim normal vektörün tamamı nedir? Kendisi x eksenine paraleldir veya x1 eksenine.
O zaman buradan dy dz üzerinden integral alacağız. Yani dy dz neresi? Bakınız y yönü ve z yönü. Yani şu alan üzerinden integre edeceğiz. Peki x kare y bizim v1'imiz. X kare y yazdık. X eşittir 1 de değerlendirdik. Bakınız sadece y kaldı dolayısıyla. Bunu dy dz üzerinden sıfırdan 1'e yüzey integral alacağız bu kare alan üzerinden. Y'de integre ettik. Y kare bölü 2 geldi. Y eşittir sıfırdan 1'e limitlerini koydunuz. Burası dolayısıyla 1 bölü 2 oldu. Z'de integre ettiniz. Z bölü 2 geldi. Limitlerini koydunuz. 1 bölü 2 elde ettik. Hacim integralinden ne elde etmiştik biz? Hacim integralimizden de biz 1 bölü 2 elde etmiştik. Yani eşitliğimizin sol tarafından hacim integrali aldık. 1 bölü 2 elde ettik. Sağ tarafında 6 yüzey üzerinden yüzey integrali aldık ve yine 1 bölü 2 elde ettik. Demek ki divergence teoremini bu problem üzerinden ispat etmiş olduk. Peki. Divergence teoremini ispat etmiş olduk. Bir başka uygulama. TIJ ikinci dereceden bir tensör. Şu şekilde verilmiş bize. Bakınız T11, T12, T13, 21, 22, 23, 31, 32 ve 33 bileşenleri. Şekilde gösterilen yine birim küp sıfırdan 1'e giden her kenarı küp bölgesi ve TIJ tensör fonksiyonunu kullanarak T2,1 için Gauss teoremini uygulayınız. T1,2 hangisi? Birinci satır, ikinci sütun. X kare artı 2YZ. Bizim T1,2 bileşenimiz, tensörümüzün. Bunun virgül biri demek. Ne demek bu? T şuraya yazalım. T1,2 virgül 1 demek. Del T1,2 bölü del x demek. Del x'ten del x1 yazacaktım. Del x. X1 yerine x konulmuş. X2 yerine y kullanmışız burada. Dolayısıyla direkt del t12 virgül del x demek. O zaman bunun türevini aldığım zaman kısmi türevini 2x çıkıyor karşıma. Çünkü şu ikinci terimde x ile herhangi bir terim yok. O zaman Gauss teoremi ne diyordu bize? Tensörümüzün I değişkenine göre kısmi türevi ve hacim integrali neye eşitti? Bizim tensörümüzün nu i da ve yüzey integralini almamıza eşitledi. Burada devam edecek olursak o zaman ilk integrali alalım. Yani t12 virgül 1 dv'yi hesaplayalım. 12 virgül 1 2x olarak hesapladık. Dx, dy, dz üzerinden ne yapacağız? Sıfırdan 1'e limitlerini koyarak integralini alacağız. Birinci x üzerinden integral aldık. 2x, x kare oldu. X eşittir sıfırdan 1'e limitlerini koydunuz. Burası 1 kaldı. Y'de integre ettiniz. 1 y'ye dönüştü. Y eşittir sıfırdan 1'e limitlerini koydunuz. Burası yine 1 kaldı. İntegre ettiniz. Z kaldı burası. Limitini koydunuz sıfırdan 1'e. Sonuç 1. Yani bizim şu sol taraftaki hacim integralimizin olduğu şu terimin sayısal değeri karşımıza 1 olarak çıktı. Şimdi devam edecek olursak bizim hesaplamamız gereği bize ne lazım? Bakınız T12 virgül 1 dv. O zaman benim şurada ne yapmam lazım? Tensörümü almam lazım. Yani T12 1'e göre x1'e göre yani x'e göre türev aldığımız için nü 1 gelecek. Dy gelecek. Ve ben buradan ne yapmam lazım? Yüzey üzerinden
yüzey üzerinden integral almam lazım. Bu sağ taraf için. Yani şunu yapmam lazım. T1 2 nü 1 DA. Bakalım şimdi. Nü 1 DA geldiği için burada benim DA alancıklarım bütün 6 yüzeyi var aslında bu küpün. Ama sadece şu bakınız x eşittir 1 yüzeyinde benim nü 1'im DA ile aynı doğrultuda ve x eşittir 0 yüzeyinde DA ile aynı doğrultuda. Yani x eşittir 1'de ve x eşittir 0'da değerlendirmem lazım ki buralarda nü 1'imin değeri sırasıyla 1 ve eksi 1. Diğer yerlerde burada nü 2 var. Değil mi? Nü 2 var. Yani burada bir DA eleman alsam, pardon, burası nü 3 aslında. Ama bu benim şurada çarpmam gereken nü 1'e dik, ortogonal nokta çarpımından dolayı aslında kosinüs 90 sıfırdır. Dolayısıyla bir katkısı yok. Bir başka deyişle benim yüzey normalleri y ve z eksenlerine paralel olan şu yüzeylerde ve onların eksi normal vektörlerinin olduğu yüzeylerde, karşılık yüzeylerinde integral hesaplamama gerek yok. O zaman T1 2 nü 1 DA'yı açıyorum. Bir ön yüzey üzerinden yani şurası, bir de bunun karşılığı olan arka yüzey üzerinden x eşittir 1'de, x eşittir 0'da. Ama burada artık türevle değil T1 2'nin kendisiyle çalışmam lazım. Tensörümün T1 2 bileşeniyle. Yani x kare artı 2 yz. X kare artı 2 yz. Peki. Şimdi birincisini biz integre edelim. Şurada bir defa bakınız x eşittir 1'de önce değerlendirmem lazım bu ifadeyi. Çünkü yüzey integralini şurada taradığım şu yüzeyde alıyorum. Bakınız bu yüzeyde alıyorum. X eşittir 1'dir burada. Dolayısıyla dy, dz'de integre etmeden önce şu fonksiyonu x eşittir 1'de bir değerlendirmem lazım. Yani 1 artı 2 yz gelecek. Burada ise 0 artı 2 yz gelecek. Yani sadece 2 yz gelecek. 0'dan 1'e integral aldık. Peki. O zaman biz şurada nü 1'imiz 1'di. İlave bir şey dolayısıyla yazmamıza gerek yok. Ancak burada nü 1'imiz eksi 1 yönünde olduğu için buraya eksi 1 ile çarpmamız lazım. İkinci terimimizi x eşittir 0'da değerlendirdiğimiz terim. Bunun sonucunda hepsi de 0'dan 1'e gittiğine göre bakınız 1 artı 2 yz ve şuradan da eksi 2 yz gelecek. Bu da dy dz'de integre ediliyor ve limitlerimiz aynı. İki integrali birleştirebiliriz. Bu 2 yz pozitif 2 yz negatif 2 yz'yi götüreceği için şurada ne kalacaktır? Sadece bakınız 1 kaldı. Yani 1 dy dz kaldı. Bunu integre ettim y'de. Y dz kaldı. 0'dan 1'e limitini koydum. Yani şurada aslında ne yazacağım? Y eşittir 0'dan 1'e limitini koydum. 1 kaldı. Z'de integre ettim. Burası z oldu. Limitini koydum. Burası da yine 1 sonucunu verdi. Volüm integralini aldığımız zaman da biz şu eşitliğin sol tarafında ne elde etmiştik? Türevini alıp, kısmi türevini alıp x'e göre ve hacim integrali aldığımız zaman da biz aslında 1 sonucunu elde etmiş olduk. Böylece Gauss teoremini biz ispatlamış olduk bu problem üzerinde.